Vivo'nun en güçlü akıllı telefonu Vivo X90 Pro Plus modeli akıllı telefon. Bu videodaki konuğum arkadaşlar. Telefonu şu anda burada göremeyebilirsiniz. Size detayları hemen anlatıyor olacağım. Gelin hep birlikte Vivo X90 Pro Plus bize neler sunuyor yakından bir bakalım. <laughs> Sevgili arkadaşlar neden masada şu anda telefon yok sizlere onu söyleyeyim. Çünkü Vivo Türkiye sağ olsun telefonu bana gönderdi ve test etme imkanı sundu. Ancak telefon bana geldiğinde çok kısa bir süre elimde kalabildi. Yaklaşık 2 gün kadar. Ve tabii ki bu süre zarfında ben telefonu daha çok test etmeye odaklandım. Testlerimi yaptım, stoklarını çektim, dışarıya çıktım. Fotoğraftır, videodur vesaire bu testlerini yaptım. Ve telefonu geri göndermek durumunda kaldım. Ancak bu videoda telefonla alakalı test sonuçlarını, kamera sonuçlarını ve genel olarak benim deneyimlerimi de sizlerle paylaşı olacağım. Tabi bu sırada sizler de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Şimdi Vivo X90 Pro Plus modeli bu akıllı telefon gerçekten özel bir cihaz arkadaşlar. Her anlamda özel bir akıllı telefon. Hem telefonun kamerası hem de aynı zamanda performansı ciddi anlamda göz dolduruyor ki bu akıllı telefon ülkemizde ne yazık ki satışta değil. Bir gün gelir mi bilmem ama şu anda sizler tabii ki bir şekilde satın alabiliyorsunuz ya da yurt dışı üzerinden satın alabilirsiniz yine bu akıllı telefonu. Şimdi cihazın isterseniz donanımıyla devam edelim. Çünkü içerisindeki işlemci tanıdık ve bilindik bir işlemci modeli. Snapdragon 8 Gen 2 modeli bir işlemci ile geliyor bu akıllı telefon. Bu işlemci 4 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor. Dolayısıyla gerçekten çok düşük bir güç tüketimine sahip. Aynı zamanda da oldukça yüksek bir gücü bizlerle buluşturuyor. Yani verimlilik açısından başarılı bir işlemci modelinden bahsediyorum sizlere ki zaten şu anda günümüzde Android cephesinde kullanılan en güçlü işlemcilerden de bir tanesi oluyor. Kendisi Snapdragon 8 Gen 2 modeli işlemci modeli. Geekbench skorlarına baktığımız zaman da zaten bu amiral gemisi performansın bizlere Geekbench üzerinde de yansıdığını net bir şekilde görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi cihazda yani bence performans anlamında memnun olmama gibi bir ihtimaliniz yok arkadaşlar. Çünkü gerçekten amiral gemisi lafının hakkını veren bir akıl telefon olmuş Vivo X90 Pro Plus modeli. Ki ben X serisini yıllardır böyle hevesle ve heyecanla takip eden bir teknoloji editörü. Dolayısıyla bu cihazı da deneyimlemek benim için oldukça değerliydi. Gelelim işin RAM tarafına ki cihazda 12 GB'lık bir RAM bulunuyor arkadaşlar. Depolama 256 ya da 512 GB olarak değişebiliyor. Ancak micro SD kart ile bu akıllı telefon hafızasını arttırmanız mümkün değil. Vivo'nun en güçlü akıllı telefonu derken gerçekten en güçlü akıllı telefondan bahsettiğimiz bir cihaz Vivo X90 Pro Plus ki bu lafın altını fazlasıyla dolduruyor arkadaşlar. Performans anlamında bu akıllı telefondan eğer bir şekilde sizler de satın alır kullanırsanız memnun kalmama ihtimalinizin ben açıkçası olduğunu düşünmüyorum. Oldukça memnun kalacağınızı da düşünüyorum bu akıllı telefondan. Buradan tekrardan Vivo Türkiye ekibine de teşekkür edeyim. Cihazı bana ulaştırdıkları için ve telefonun göz kamaştıran ekranıyla videoya devam edeyim. Ekranda ince detaylar var arkadaşlar. Bir kere şunu söyleyeyim. Şu anda ekranı görüyorsunuz. Gerçekten çok ince çerçeveler tasarlanmış. Ekran kasa anlamında göz dolduran, aynı zamanda parlaklık seviyesiyle de ciddi anlamda böyle karanlıkta eğer parlak sonuna kadar çekerseniz gözlerinizi kamaştıran bir ekrana sahip bu akıllı telefon. 1800 nit'e varan bir parlaklığı bünyesinde bulunduruyor. 1800 nit gerçekten çok yüksek bir seviye arkadaşlar ve LTPO amoled bir ekran olduğu için bu amoled panel. Şimdi şöyle bir şey oluyor. LTPO panellerde biraz daha böyle bu yenileme hızlarının arasında oynamalar yapılabiliyor. Bunlar da tabii ki gün sonunda pil ömrüne çok olumlu etkilerde bulunuyor. İşte bu cihazda da 1 Hz ile 120 Hz arasında bir yenileme hızı değişimi yapmanız mümkün oluyor oluyor sevgili arkadaşlar. Yani pil ömrünü gün sonunda olumlu bir etki sağlıyor bu LTPO paneller. Yeni nesil bunlar tabii ki. Ki bu cihazda yeni nesil bir cihaz olduğu için burada kullanılmış durumda. Ekran büyüklüğü 6.76 inç. Ekran çözünürlüğü ise x 3200 olarak belirlenmiş durumda. Bu arada arkadaşlar ekranda Dolby Vision ve HDR10 Plus desteği de bulunuyor. Bu da Netflix üzerinden bir içerik tüketmesi yaptığınızda yani sizlerin burada multimedya anlamında gözlerinin bayram edeceği anlamında da geliyor sevgili arkadaşlar, arkadaşlar özetlemem gerekirse bu telefon bu arada bir sponsorlu içerik değil gerçekten beğendiğim için bunları sizinle paylaşıyorum yani gönül rahatlığıyla videoyu izleyebilirsiniz herhangi bir işbirliği ya da bir sponsorluk bu içerikte yok arkadaşlar sadece cihazı bana sağladılar o yüzden teşekkür ettim kendilerine ama telefonu da hakikaten beğendim arkadaşlar özetleyeyim ekran tarafına şimdi çok iyi şeyler söyleyince üst üste yani hiç mi kötü bir şey yok diyenleriniz olabilir diye böyle bir ufak bilgi vermek istedim sizlere ekranda yani bir amiral gemisi ekran modeli dediğimizde ne olması gerekiyorsa bence şu tarihte var arkadaşlar yani bir eksik ben açıkçası görmedim. Cihazdaki yani bu deneyimle beraber multimedya tüketirken ya da oyun oynarken keyif almama ihtimaliniz bence yok arkadaşlar. Stereo hoparlörlerle beraber desteklenen bu ekranın deneyimi gerçekten muazzam ve sizlerin de oldukça beğendiğini ve beğeneceğini de düşünüyorum. Eğer cihazı kullanırsanız tasarımına değinelim çünkü tasarım anlamında bu akıllı telefon özel tasarlanmış benim de uzun zamandır görmediğim birkaç detayı da var. Onları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Arka tarafta ikonik diyebileceğimiz özel bir tasarım var. Gördüğünüz gibi büyük yuvarlak bir cam içerisine yerleştirilmiş kameraları görüyoruz burada ve burada tabi arka taraftaki bu camın altında da kameralar var. Arka dizaynında bir Zeiss logosu görüyoruz. Bu Zeiss logosu çok şık durmuş gerçekten. Bir vegan deri diyebileceğim deri malzemeyle kaplı. Rengi gerçekten çok dikkat çekici. Birebir aynı tasarıma sahip bir kılıfta kutudan çıkıyor arkadaşlar. Bunu da takdir ettim. Çünkü böylesine güzel bir akıllı telefon tasarımını başka bir kılıfla kapatmak çok da içime sinmezdi benim kullanıcı olsam yani telefonu kullanıyor olsam ve hani böyle birebir aynı kopya tasarımı kapağı uygulamak çok akıllıca bir olay olmuş. Hoşuma da gittiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel olarak tasarım tarafında özellikle Vivo'nun akıllı telefonlarındaki malzeme kalitesini çok net bir şekilde hissediyorsunuz bu akıllı telefonda. Yani Vivo zaten kaliteye çok önem veren bir akıllı telefon üreticisi ki bu cihazda da bu kaliteyi fazlasıyla hissediyoruz. Vivo X90 Pro Plus'ın arkasında oldukça büyük yer kaplayan bu kamera diziliminin tam olarak altında 1 inçlik bir sensör görev yapıyor. Bu 1 inçlik sensör akıllı telefonlar arasında büyük bir sensör boyutu demek. Şimdi bu bize neler getiriyor? Daha keskin detaylar, daha düşük ışık altında daha iyi kalite ve tabii ki daha kaliteli çekimleri bizlerle buluşturabilen bir sensör olmuş oluyor. Buradaki ana kameramız görev yapan ana kameraya baktığımız zaman 50.3 megapiksellik ve f1.8 diyafram aralığına sahip. بر burada bizleri ana kamera karşılıyor sevgili arkadaşlar. Cihazda 64 megapiksellik bir de tabii ki telefoto lens bulunuyor. Bu telefoto periskop lens f3.5 oranında bir diyaframa sahip. O is destekli ve aynı zamanda 3.5 inç optik zuma sahip. Bu kamera ile beraber 100x'e kadar da bir zoom yapmanız mümkün oluyor. Tabi burada belli bir kısmı optik, belli bir kısmı dijital oluyor. Sonuçları da zaten şu anda görüyorsunuz. 50 megapiksellik diğer telefoto lens ise f1.6 diyafram aralığına sahip sahip 2x optik zoom yapabiliyor. OIS destekli 48 megapiksel çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ise 114 derecelik bir açıya sahip arkadaşlar. F2.2 diyafram aralığına sahip olan bu ultra geniş açılı kameranın ve diğer kameraların deneyimini ciddi anlamda beğendim. Genel anlamda kamera performansı göz dolduran bu akıllı telefon hem gece hem gündüz performansıyla benden geçer not almayı gerçek anlamda başardı. 8K 30 FPS 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Video kalitesi ise bir amiral gemisi cihaza yakışır seviyede bana sorarsanız ve tabii ki kamerada var olan Zeiss filtreleri ise burada cihazda yaptığınız çekimlerdeki renkleri ve fotoğraf kalitesini başka bir seviyeye taşıyor. Hakikaten bu akıllı telefonu aldığınızda fotoğraf anlamında sizin üzülmeniz çok da mümkün gözükmüyor. Arka taraftaki fotoğraf tarafını biraz daha şöyle özetlemem gerekirse detaylar gayet yerinde. Renklerde önemli sapmalar ya da büyük problemlerle karşılaşmadım arkadaşlar. Abartılacak bir eksi durum yok kameralarda. Işık azaldığında bile bu telefona yakışır bir performans bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. İş ön kameraya geldiği zaman ise açıkçası bu telefonun ön kamerası arka kameralarının bir tık gerisinde kalıyor diye düşünmekteyim. Zaten sizler de şu anda sonuçları görüyorsunuz. 32 megapiksellik bu ön kamera f2.5 diyafram aralığıyla geliyor. Bu diyafram sebebiyle bazen ışık azaldığında performans olumsuz etkilenebiliyor. Ancak gün ışığı altında bu akıllı telefon ön kamerası hiç de fena işleri bizlerle buluşturmuyor sevgili arkadaşlar. Vivo X90 Pro Plus ulasın kamera performansını genel anlamda beğendim arkadaşlar. Çok önemli bir olumsuzluk ya da ya şöyle bir sıkıntısı var, böyle bir problemi var diyebileceğim bir durumla ben karşılaşmadım. Cihazı beğendim, performansını da beğendim, kamera performansını da beğendim. Peki iş pil tarafına geldiğinde neler oluyor? İsterseniz bir de ona bakalım. Şimdi kutunun içerisinden 80 watt'lık bir adaptör çıkıyor. Bu 80 watt'lık adaptör 4700 miliamperlik bu pili yaklaşık arkadaşlar 15-16 dakika içerisinde %50 şarj mevcutken biliyor Yani şöyle düşünün. Gece yatarken telefonunuzu şarja takmayı unuttunuz. Sabah hazırlanırken takarak siz hazırlanırsınız eğer siz evden çıkana kadar o gününüzü götürecek bir şarjı bu adaptör sizlere sağlamış oluyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıkıyor olması da bence gayet güzel olmuş sevgili arkadaşlar. Tabi pil ömrüne de değinmek lazım. Yüksek parlaklığa sahip bir akıllı telefon Vivo X90 Pro Plus. Dolayısıyla bu parlaklığı sebebiyle burada biraz daha parlaklığı sonuna kadar açtığınızda bir günü götüremeyen bir pil sizleri karşılayabilir. Yani özel özellikle yaz aylarında çok güneş altında uzun süreler bu akıllı telefonu kullanırsanız ve otomatik parlaklık kapalı olursa yüksek parlaklık seviyesini bir günü götürmeniz biraz zor olabilir. Ancak standart bir kullanımda yani hem kapalı alanda hem açık alanda ya da karışık bir şekilde ya da sabit bir parlaklıkta bu cihazı kullanırsanız bir günü şarjınızın götürmesi de mümkün oluyor. Çünkü işlemcisi sebebiyle çok yüksek güç tüketimine sahip bir akıllı telefon değil. Vivo X90 Pro Plus kısa bir vakit geçirdik kendisiyle. Ancak sizlere tüm detaylarıyla anlatmayacağım çalıştım her videoda olduğu gibi eksilerin artılarını burada dizdim. Benim için en büyük eksisi bir tık ön kamera oldu. Bir tık da ben bu telefonun pil kapasitesini yani pilin büyüklüğünü biraz daha büyük beklerdim açıkçası. Evet çok ince çok ergonomik bir tasarıma sahip. Genel anlamda akıllı telefonun tasarımını hakikaten çok beğendim. Son dönemde birçok birbirine benzeyen cihaz arasında kendisine fark yaratan özellikleriyle de ön plana çıkan tasarımıyla da ön plana çıkan bir akıllı telefon Vivo X90 Pro Plus. Ancak burada pil anlamında ben bir tık daha böyle bir 5000 miliamper belki 5100 mAh buraları bir görsek bir tık daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Fiyat konusunu değinemiyorum ne yazık ki çünkü ülkemizde satışta olmayan bir akıllı telefon. Serbest piyasada değişken fiyatları var. Ancak teknoloji sever, teknoloji delileri, teknoloji çılgınları bu kelimeleri ya da bu burada sizlere söylemiş olduğum sıfatları çeşitlendirebiliriz tabii ki. Bu arkadaşlarımı ve benim gibi böylesine teknolojiyi seven insanların da bu telefonu araştırdığını, bu telefonu ulaşmak istediğini çok iyi ve yakından biliyorum çok da sorulan aranan bir cihaz. Bu videoda Umarım sizlere aydınlatabilmişimdir sevgili arkadaşlar. Cihazı önümde tutamadığım için lütfen kusuruma bakmayın. Durumu sizlere anlattım ama gördüğünüz tüm görüntüler tarafımca çekilmiştir ve tabii ki cihaza alakalı herhangi bir sorunuz ya da bir düşünceniz varsa da yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın kalın. Bay bay. <laughs>